yaşam döngüsü izlenebilir ve takip edilebilir olacak. Bu nasıl olacak diye sorduğunuzda özellikle ürün kendi hafızasını taşıyor olacak. Yani üretime girdiğinde başıma ne gelecek? Bundan sonraki aşama nedir? Hangi istasyona gidiyor olacağım? Hangi işlemi göreceğim? Bunlarla beraber ben hangi müşteriye gideceğim? Müşteriye teslim olduktan sonra başıma ne geldi? Arızalanma ihtimalim var mıdır? Bunun göstergeleri var mı? Bütün bu bilgiyi ürün kendi üzerinde taşımaya aslında başlayacak. Total bir izlenebilirlikten bahsediyoruz. Tam üretim üzerine akıllı gerçek zamanlı fabrika boyutuna indiğimizde bu sefer üretim alanı içerisinde esnek modüler ve özel yapılardan bahsediyoruz. Ürünle aslında hatlar, ekipmanlar konuşmaya başladıkları için hangi alana gitmesi lazım, nerede beklemeler yok, dar boğazlar yok, ben hangi aşamadan özellikle geçmem lazım. Bu anlamda verimlilikler tabii ki yükseliyor. Büyük veri analizi dediğimiz kabiliyetlerle beraber belki makina'nın tükettiği enerjiye bakarak o enerji içerisinde bir dalgalanma varsa o zaman oradan hareketli makina'da bir arızalanma olabilir. Bunu önceden teşhis edebiliyor olacaksınız.